parti iradesiyle partisini sahiplenmesi, 14 belediyenin 14'ünü alması, bu AKP'li hukuksuzları harekete geçirmiş. Cuma gecesi hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kanunsuzluk yapıyorlar biliyoruz ama kesinleşmiş bir kararı hiçbir yetkisi olmamasına rağmen mahkeme 2 gün önce gece bu kesinleşmiş kararı başsavcının talimatıyla ortadan kaldırmış. Ve bu bahaneyle AKP koşarak gitmiş Van İl Kurulu'na itiraz edeceklerine bulunmuş. Peki ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Peki benim adaylığımı YSK kabul ettiğinde, ilana çıkardığında seçilebilme şartlarının oluştuğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla, benim ismimle bir alakası yok. Biraz hukuka inanan, halkın iradesine inanan, vicdan sahibi, herkes bu hukuksuzluğun karşısında durmalı. Biz halkımızın özgür iradesine seçildik. Van halkının 245 bin insanın onurunu şerefini kurtarmak bizim namusça şeref borcumuzdur. Bu halkın iradesini ezerek hukukla eğitim olmuş olanlar. Bunu da haykırıyorum. Eğer benim canım aman olmuşsa ben bunu kabul edersem ben şerefsizim. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar hukuksuzluk, her bir sivil toplum örgütü, vicdanı olan, haysiyeti olan, herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Sokakta savunacağız, parklarda savunacağız ve halkımıza çağrı yapıyoruz. İradenize sahip çıkın, iradenize olmayan o insanlara fırsat vermeyin. Biz sokakta hukuksuzluğa karşı çıkacağız. Biz sizin iradeniz hukuki olarak da tecelli edene kadar bu yanlış karar hukuktan, YSK'den dönene kadar biz hakkımızı arayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum.
Yapmayın. Yapmayın. Thank you.